da düşüneceğiz. Eğer sayımız yetersizse yandakinden elde alırken aldığımız elde bir beşlik eldesi olacak. Bunu unutmayalım. 4'ten 2 çıktı. 2. Sorun yok. 4'ten 0 çıktı. 4. 4'ten 4 çıktı. 0. 2. Aynen aşağıya indiriyoruz. 2042 olarak yanıtımızı elde ediyoruz. Evet, son işlemimiz. Burada bakıyoruz. 2'den 4 çıkmaz. Çıkmazsa ne yapacağız? Yanındaki 4'e geleceğiz. 1 elde alacağız. Yalnız çalıştığımız taban 8 olduğu için buradan alacağımız elde 8'lik bir eldedir. İşte geldik buraya, 1 elde aldık. 2'ye ilave ettiğimizde 8'i. 8, 2 daha 10. 10'dan 4 çıktı. 6. Buradaki sayımız 3'e düştü. 3'ten 7 çıkmaz. Yanına geldik, bir elde daha aldık. Aldığımız elde 8'lik bir elde. Burada ne vardı? 3. 8, 3 daha 11. 11'den 7 çıktı. 4. Burada kaldı 6. 6'dan 4 çıktı. 2. 3'ün altında herhangi bir sayı yok. 3'ü de aynen indiriyoruz. Şimdiki işlemlerimiz çarpma işlemleri. Evet, alt alta çarpma işlemlerimizi yapacağız. Yine dikkat edeceğiz sürekli hangi tabanda çalıştığımıza. 2 kere 1, 2 yazılabilir 5'lik tabanda. Çünkü 5'ten küçük bir sayı. 2 kere 3, 6. 6'yı yazamıyorum arkadaşlar 5'lik tabanda olduğu için. 6'nın içerisindeki 5'liği attığımda geriye 1 kalıyor. 2 kere 1, 2. Bir de o attığım elde vardı. 3. Cevabımız 312. Aynı şekilde buraya bakalım. 1 kere 4, 4. 1 kere 3, 3. 2 kere 4, 8. 8'i buraya yazamıyorum. İçerisindeki 5'liği atarsam 3 olarak yazacağım. Elde var 1. 2 kere 3, 6. Bir de elde vardı 7. 7'yi yine yazamıyorum. Çünkü 5'lik tabanda çalışıyorum. 7'nin içerisindeki 5'liği atarsam 2. O elde 1'i de şu şekilde ilave ediyorum. Ve şimdi toplamaya başlıyorum. 4 aşağı, sorun yok. 3, 3 daha 6. 6'yı yazamıyorum. Yine içerisindeki 5'liği attıktan sonra yazıyorum. 1 kaldı. Elde var 1. Buna ilave edersem 3. Diğer 1'i de aynen indiriyorum. Evet, sonucu 1314 olarak elde ediyoruz. Evet arkadaşlar, taban aritmetiğindeki son örneğimiz. X ve 8 sayı tabanıdır. Ve bir toplanmış şekilde bir ifade vermiş. Toplamanın sonucu bir doğal sayı olduğuna göre X'in alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Evet, burada sürekli vurguladığımız şey, bir tabandaki sayı yazılırken kullanılan rakamlar kesinlikle tabandan küçük olacaktır. Bilmemizi istediği özellik budur bu soruda. Yani baktığımız zaman şurada x dediğimiz sayı tabansa eğer 2, 4, 3 bu sayılardan kesinlikle büyük bir sayı olmalıdır. Buradaki en büyük sayıyı o zaman dikkat alıyorum. X dediğim sayı kesinlikle 4'ten büyük olacak. Aynı şekilde diğer tarafa bakıyorum. Taban kesinlikle büyük olacak ve buradaki sayılar da 8'den küçük sayılar olacak. O zaman x aynı zamanda 8'den küçük bir sayıdır diyorum ve böyle bir eşitlik elde ediliyorum. X 4 ile 8 arasında, 4'ten büyük, 8'den küçük. Hangi sayılar olabilir diye düşündüğümüzde 5, 6, 7 değerlerini alabilir. Bize neyi soruyor? Doğal sayı olduğuna göre x'in alabileceği değerlerin toplamı. Bunların toplamını soruyor. 5, 6, 11, 18 olarak sonucumuzu elde ediyoruz.